Evet arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi de haritalarda yer şekillerinin gösteriminin, yani izohips yönteminin yer şekillerini nasıl gösterdiğine bakalım. Yani izohipslere bakarak yer şekillerini bulacağız, onu görelim. Şimdi arkadaşlar, birincisi eğimli ve az eğimli yamaçlarla dağ ve tepe dediğimiz çevresine göre yüksek olan yerleri bulacağız. Eğimin arttığı yerde izohipslerin sıklaştığını zaten biliyordunuz. Seyrek geçtiği yerde eğim azalırdı. Yine arkadaşlar eş yükselte eğrileri iç içe kapalı eğriler yapacak şekilde süreklilik gösteriyorsa oralara da tepe ve dağ diyoruz. Şöyle görelim bakın. Eğimi fazla olan yer sık geçen yerlerdir. Eğimin az olduğu yerler ise seyrek geçen yerlerdir. Ve içe doğru bakın kapalılaşma devam ettiyse oraya da ne diyeceğiz? Tepe ya da dağ. Plato akarsu vadilerince yarılmış yüksekte kalan geniş düzlüklere diyoruz arkadaşlar. Plato da bakın örnek bir çizim bu. Bakın bu alana ne diyeceğiz? Plato diyoruz. Kapalı çukur ya da krater eş yükselte eğrilerinin arasında içe doğru çizilen oklar varsa orası neydi hatırlayalım? Kapalı çukur ya da yanardağların tepesindeki krater olabilir. Yine bakın şöyle görelim. Oklar oranın çukur olduğunu, değerlerin düşmesi de bakın yine bize ipucu olarak ne yapıyor? Oranın kapalı çukur olduğunu gösterir. Diğer bir yer şeklimiz boyun. İzohips haritasında iki yüksek yer arasında kalan alçak noktalara boyun denir. Görelim şöyle hemen. Bakın bunlar tepe. Tepe arasındaki bu kısma da arkadaşlar boyun diyoruz adaya bakalım. Deniz ya da okyanus içindeki arkadaşlar küçük izohipslere ada diyoruz. Ama önce şöyle bir görelim. Diyelim ki bakın bu bazı öğrencilerimizin takıldığı bir nokta. Diyelim ki M, N noktaları var. Yükseltileri için ne söyleyebiliriz dedi. Bakın arkadaşlar deniz her zaman neydi varsa ilk izohipsimiz sıfırdı. Adanın da ilk izohipsi sıfırdır. O yüzden burada M ile N arkadaşlar nedir? 50'şer metre yüksekliktedir. Yani yükseklikleri eşittir. Adayı dikkat edelim. 50'den başlatmayacağız. Adayı da sıfırdan başlatacağız. Diğer bir yer şeklimiz falez. Eş yükselti eğrilerinin deniz kıyısında sıklaştığı yerler falezi gösterir. Yani deniz kenarındaki uçurum diye düşünebilirsiniz falezleri. Şöyle bakalım. Falez bakın bu alandadır. İzohipslerin sıklaştığını görüyoruz. Burası bir çeşit uçurum. Şelale izohipslerin akarsu boyunca sıklaştığı yerlere diyoruz arkadaşlar. O zaman şelale olması için bir akarsuyumuz olmalı ve onun üstünde izohipsler ne yapmalıdır? Sıklaşmalıdır. Delta ve Haliç'e bakalım. Delta akarsiyon taşıdığı maddeleri denizde biriktirmesiyle oluşan üçgene benzer ovalara diyoruz. Gelgit akarsu ağızlarını genişletirse oluşan girintilere de biz Haliç diyoruz. Okyanus kıyılarında olur Haliç Türkiye'de yok diyoruz. Şöyle görelim bakın. Birbirlerinin tam zıttı şekiller bunlar. Eğer akarsu denizin içine doğru biriktirme yapmışsa oraya delta diyoruz. Bakın deniz kara içine doğru girinti yapmışsa oraya da Haliç diyoruz. Bu ikisinin en önemli farkı arkadaşlar gelgit etkisidir. Delta gelgiti zayıf olduğu yerde, Haliç gelgitin etkili olduğu yerde olur. Vadi ve akarsuya bakacağız. Bir de sırt. Arkadaşlar vadi zaten akarsuyun aktığı yer demek. V şeklindeki kırınları takip ettiğimizde yükselti artar. Yine akarsuyla ilgili diğer bir kavramımız da kesik kesik çizgiler mevsimlik akarsuyu, kalın düz çizgiler sürekli akarsuyu gösterir. Sırtta ise eş yükselte eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümlere diyoruz. Burada da V şeklinde kıvrımlar takip edilince yükselti azalır. Bu ikisini özellikle iyi takip edin. Şimdi bakın şeklimizi gördük. Kıvrımlar V şeklinde bakın. Eğer bizi yukarı doğru götürüyorsa, bakın yüksekliklere dikkat, kıvrım yönlerini takip ettikçe bizi yukarıya doğru götürüyorsa biz bunlara vadi diyeceğiz. Bakın burası da vadidir. Aynı şekilde. Kesik kesik çizgilere ise ne diyeceğiz? Mevsimlik akarsu diyeceğiz. Şimdi geldik sırta bakalım arkadaşlar. Sırtta da dikkat bakın kıvrımların yönüne takip edin. Eğimin azaldığı yere doğru gidiyor. Bakın yükseltinin azaldığı yere doğru bakalım. Bakın dikkat kıvrımlar yükseltenin azaldığı yere doğru gidiyor. Bakın sağda da yine aynısı var. O zaman bunlara sırt diyeceğiz. En önemli ipucumuz bu. V'ler yukarıya götürüyorsa vadi beni aşağıya yani yükseltenin azaldığı yere götürüyorsa sırt diyeceğiz. Bu önemli ölçüyü kaçırmayın arkadaşlar. Bakın bir de böyle görelim vadi ve sırtımızı gerçek bakın hayattaki şeklini Bakın sırtlar daha yüksekte olur. Akarsu bulunmaz. Vadi akarsuyun oyduğu yerde olur. Profil çıkarmaya bakalım. Arkadaşlar kısaca profil çıkarmada bir izohips haritası üstüne bir doğru çekilir. Bakın şöyle. Sonrasında da bunun nasıl bir şekli üzerinde olduğunu bulmamızı ister. Grafik gibi yani. Şimdi arkadaşlar önce böyle bir soru sorulduğunda izohipslerimizin kaç kaç gittiğini yazalım şöyle. Kıyı var, 0. O zaman izoipslerimiz 100-100 gidiyor. Şimdi bakın sağda da sorularımız var. Bu sorulara göre cevapları bulacağız. Birinci sorumuz başlangıç noktası yani bu AB doğrultusu ise A noktasının yükseltisi kaç? Nedir? 400 metre'dir. Arkadaşlar birinci nokta. O zaman şıklarda 400 metre olmayanları eleriz. Şöyle bakalım, B şıkkı ile E şıkkı. Bakın A'yı 0'da göstermiş. O zaman bu şıklar elendi. İkinci sorumuz. Bitiş noktasının yani AB B doğrultusundaki B noktasının yükseltisi nedir? Kıyıda yer aldığı için 0 metre olacak. Şimdi şöyle bakıyorum. C şıkkında da yükselti B noktası için 500 verilmiş. O zaman bu da cevap olamaz diyorum. Diğer bir soru. Bu AB doğrultusu üzerinde tepe var mı? Varsa kaç tane var? Birden fazla ise hangisi daha yüksek? Tepe var diyorum. Bir tane var. Şimdi D şıkkına bakalım. İki tane tepe var. O zaman bunu da eleriz. Diğer bir soru, doğrultu üzerinde çukur çanak var mı? Yok diyorum. O zaman arkadaşlar, A şıkkına dikkat edelim. A noktası 400'den, B noktası 0'dan başlıyor. Tam uyuyor. O zaman cevabımız ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.